Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, e, seçimlere kadar dolar 7,5-8 olur e, deniliyorken, ardından seçimle ilgili olarak bir iptal kararı çıkmasıyla birlikte dolar yarın 7 TL olacak şeklinde e, bir takım iddialar ileri sürülüyor iken, e, şu anda dolar TL'nin en son 5.98-5.99 bölgesinde bir kapanış yaptığı e, haftanın ardından Yeni bir haftaya başlamak üzereyiz. Değerli dostlar maalesef ki yine birçok yatırımcı 6.20'lerden, 25'lerden, 30'lardan ve hatta ve hatta özellikle seçimin iptalinin açıklanmasıyla birlikte o gece yarın bir gün sonra e, dolar 7-7.5 olacak söylemlerine bağlı olarak bankalardan piyasaların kapalı olduğu anlarda belki bu fırsatı kaçırırım düşüncesiyle yüksek fiyatlardan dolar almışlar. Ve son birkaç gün içerisinde 6-23-25 bölgesinden sizlere sürekli olarak dikkat çektiğim ve önemli bir direnç bölgesi olarak vurguladığım o bölgeden gelen satışlar ile e, önemli bir panik yaşıyorlar, önemli bir sıkıntı yaşıyorlar. Değerli arkadaşlar sizlere yapmış olduğum tüm uyarılarımda hep şu nokta üzerinde durmaya çalıştım. Geçtiğimiz Ağustos ayında düşülen hatalara, yapılan yanlışlara bir kere daha düşmeyesiniz. Anlık hareketler ile bir takım piyasalara zerk edilmeye çalışılan özellikle o ekonomi cambazları olarak bilmiş olduğunuz insanların bugünden yarına hemen 8'ler onlar seviyelerine çıkılacağı şeklinde insanların bir anlamdaki duygusal beklentilerine hayallerine hitap edecek şekildeki yaklaşımları sonrasında anlık hareketlerde bulunmamanız adına sizleri sürekli olarak uyarmaya çalıştım. Piyasalarda hiçbir şeyin garantisi olamaz hiçbir zaman için gün saat verilemez. Doların yükseleceğini herkes biliyor arkadaşlar. Sokaktaki boyacıya sorsanız asla haki görmek bazında söylemiyorum tırnak içerisinde. Veyahut da 5 yaşındaki çocuğa sorsanız yahu paranı ne yaparsın diye Artık hepsi doların yükseleceğine yönelik olarak kesin bir kanaat içerisinde. Ama önemli olan alırken kazanmaktır. Önemli olan bilinçli bir şekilde işlem yapabilmektir. Maalesef maalesef ki bir kez daha şu anda oldukça üzgün bir yatırımcı grubu oluştu. Gelen neredeyse binin üzerindeki mailde hep aynı ifade. Hocam yüksek seviyeden dolar aldım ne yapacağım? Evet arkadaşlar, bu konudaki uyarıları zamanında yapmış birisi olarak vicdanen müsterih olduğum için e, bu konuyu kapatıyorum ve bir kere daha şu noktaya gelmek istiyorum. Değerli dostlar, Dolar-TL üzerinde gerçekten çok farklı atraksiyonlar, oyunlar oynanmakta. Hafta içerisinde Merkez Bankası'nın e, veyahut da kamu bankalarının bu konuda atmış olduğu bir takım adımlar oldu. Merkez Bankası bir takım kararlar aldı, politika faizi olarak dilinen, ve bu hususta işlem görmekte olan haftalık repo ihalelerini iptal etti. Bu ihaleleri yapmayacağım dedi. Bu ihaleler %24'lük bir faiz ile piyasaya fonlama anlamına geliyordu. Tabii ki bu alternatif ortadan kalktığı zaman ise geriye %25,5'luk gecelik borç verme ve geç likidite penceresi dediğimiz %27'lik oranlar ile piyasaya veya bankalara fonlama yapma olasılığı oluşuyordu. Yani arkadaşlar bu şekilde Merkez Bankası %24'lük imkanı iptal etti ve minimum %25,5 ile piyasaya para vereceği yönündeki bir e, karar ile faizleri örtülü bir şekilde üstü kapalı bir şekilde %1,5 oranında artırmış oldu. Bir diğer yandan ise bu e, çözümün dışında e, her gece 1 milyar 1,5 milyar dolarlar civarında satışlar yapıldığı hususu basına yansımaya başladı özellikle arkadaşlar sığ saatlerde gece saatlerinde e, piyasaların çok derin olmadığı anlarda merkez bankasının kontrolünde kamu bankalarının özellikle ziraat bankasının e, dolar satışı yapıyor olması Piyasalar tarafından son derece ciddi bir şekilde dikkate alındı. İlk etapta 6.23.25 bölgesinden 6.16'lara doğru hatta daha da aşağı 6.06-6.07 bölgelerine doğru bir satış gerçekleşti. Sonrasında tekrar 6.15'lere doğru bir atak yaşandı. Bu perşembe günü yaşanan bir tablo. Ancak bu hususta arkadaşlar Merkez Bankası'nın kontrolünde daha doğrusu onun direktifleriyle kamu bankalarının yapmış olduğu bu satışlar maalesef ve maalesef ki e, sığ piyasalarda gerçekleştirilen satışlar olması nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru azalan bir rakam dahilinde bu satışlar gerçekleşiyor. Yani bir anlamda e, normal piyasalar içerisinde daha yüksek seviyelerden e, doları TL'ye çevirme imkanı var iken e, 6.20'lerden 6.06'lara doğru hızlı bir satış dalgası içerisinde satış yapmak bir manada oldukça ucuza satmak anlamına geliyor. Yani Doları bir şekilde dizginleyebilmek adına elde bulunan, elde mevcut bulunan ve gerçek anlamda ihtiyacımız olan doları bir şekilde ucuz fiyatlardan satan bir eğilim ile dolar tl ile mücadele etmeye çalışıldı. Hatta ve hatta Reuters'un yapmış olduğu bir açıklamaya göre aslında 1 milyar dolar civarında bir kamu bankası satışı yok bu rakam 4,5 milyar dolar seviyesinde şeklinde bu miktarın çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Yani değerli dostlar, elde zaten dolar yok ve çok sınırlı imkanlarda sahip olduğumuz dolar kaynaklarını ise Maalesef bu şekilde kullanmak durumundayız. Maalesef ifadesini şu anlamda kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar bu şekildeki bir müdahale ile dolar TL'nin yeteri kadar dizginlenebileceği ihtimalini pek de yüksek görmüyorum. Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının elindeki imkanlar tükeniyor. Bir manada son kurşunlarını atıyorlar. Yarınlarda yeniden dolarda bir yükseliş söz konusu olacak olur ise bir kez daha mücadele etmek gerekecek olur ise bu durumda hangi kurşunlarla mücadele edilecek. Bunu gerçekten bilmek mümkün değil. Evet, Cuma gün akşam itibariyle Alman Bild gazetesinin yapmış olduğu bir açıklama var. Ve bu açıklamada S-400 konusundaki anlaşma gitti. Ruslarla olan S-400 anlaşması sonlandırıldı. Hatta S-400'lerin Temmuz ayındaki teslimi ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmaları yürüten heyetin bu çalışmalarına dahi son verildi şeklinde bir haber çıktı. Arkadaşlar bu haberle birlikte 6, 10, 6 gerileyip tekrar 6 15 seviyesine ulaşmış olan dolar TL'nin hızlı bir şekilde 5.95'lere doğru geri çekildiğini ve ardından ise 5.98 6 aralığında e, haftayı tamamladığına tanık olduk. Bu haberde esas dikkat çeken nokta iki önemli nokta var arkadaşlar. Birincisi bu haberin piyasalar kapandıktan sonra gelmiş olması. Neden? Bir gazete haber yapıyor ve yapmış olduğu bu haberi daha makul bir saatte yapması gerekmez miydi? Niçin piyasalar kapandıktan sonra özellikle cuma günü genel anlamda haftalık kapanışa 3-4 saat kala bir süreçte yapması son derece manidar. İkinci bir durum ise bu haberin ardından bu haberin direkt olarak yalanlandığına tanık olduk. Merkez Bankası İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından S400 konusuyla ilgili anlaşma bitmiştir. Bu konuyla ilgili herhangi bir tartışılacak konu kalmamıştır şeklinde çok net bir ifade geldi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığınca yapılan bu yalanlama sonrasında dolar TL'nin 5.95'ten 6.0405 bölgesine doğru tekrar hızlı bir tepki verdiğine tanık olsak da yeniden 6 seviyesi civarlarına gelip o civarlarda tutunma çabası içerisinde bir eğilime tanık olduk. Şimdi arkadaşlar akıl oyunları. Maalesef ki bir takım şeyleri sorgulamak durumundayız. Yani eğer ki bu Alman gazetesi ne kadar yalandır veya doğrudur yapmış olduğu habere ne kadar itibar edilir, bu konuyu bir köşeye bırakalım. Neden acaba piyasalar kapandıktan sonra böyle bir haberi yapma ihtiyacını hissetmiştir meselesini bunu da bir köşeye bırakalım. Ama bu piyasa, bu haber. Eğer gerçekten ve gerçekten yalansa niçin e, dolarda altı civarlarında bir kapanışa, bir haftalık kapanışa e, maruz kaldık şeklinde bir takım sorular sormak durumunda kalabiliyoruz. Benim şahsi düşüncem şudur: haftayı yani geçtiğimiz hafta önemli bir atak yaşamış olan doları düşük seviyelerde kapatıyormuş gibi veya dolarda önemli bir geri çekilme sürecinin başladığı başlayacağı yönünde bir izlenim yaratabilmek adına böyle bir e, spekülatif bir haberin çıkmış olabileceğini düşünmekle birlikte bir diğer yandan da dolardaki yükselişin daha da hızlanabileceği endişelerini taşıyanların daha uygun seviyelerden dolar alabilmek adına bir şekilde dolarda suni bir baskı oluşturup yukarıdan kurulan baskının daha aşağı seviyelerden yeniden alım yapmak hususunda bir strateji uygulanmış olabileceğini düşünüyorum. Aklıma bu ihtimaller geliyor. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle dolar tl'nin çok etkili bir geri çekilme yaşayabilme olasılığını düşük görmekteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar ee, bu tabloya baktığımız zaman özellikle merkez bankamızın veya merkez bankamızın kontrolünde kamu bankalarının da Piyasanın hareketli olduğu saatlerde değil, özellikle Asya piyasalarının açık olduğu o sız dediğimiz geç saatlerde, e, dolara müdahale edebilmek adına satış yapıyor olmalarının da dikkate alındığı zaman bir şekilde dolar üzerinde bir şekil yaratılmak istendiği gibi bir o tablo ortaya çıkmakta. Yani doların sığ olduğu saatlerde doları belli bir seviyeye kadar düşürebilmek biraz daha kolay olabilmekte ve hatta ters bir mantık ile belli bir noktaya kadar çıkarabilmek de daha kolay olabilmekte. Çünkü kademelerdeki emir miktarları yüksek değildir. O anda katılımcı olan yatırımcı sayısı çok yüksek değildir. Anlık bir şekilde Belli seviyelere kadar inişleri ve çıkışları yaratmak mümkün olabiliyor ve o seviyelerden işlem yapabilme olanakları oluşturulabiliyor. İşte bu sebeple bu spekülatif hareketlerin kalıcı olmasını beklemek e, ve etkili olabilmesini beklemek çok doğru olmayacaktır kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar 5.98 seviyesine kadar geldiğimiz bir nokta bulunuyor. Kapanışımız da bu seviyelerde oldu. Şurada görmekte olduğunuz grafiğimizde 38.2 seviyesine denk gelen bir Fibonacci çizimimiz var ki 5.98 seviyesi yakın günlerimizde zorlanan, uzun süre geçer miyiz, geçemez miyiz noktasında 6 seviyesi eşiğinde zorlamış olduğumuz bir noktaydı ve ardından sert bir kırılım ile bu seviyenin, bu direncin aşıldığına tanık olduk. Bu açıdan değerli arkadaşlar 6 15 seviyesi olarak takip ettiğimiz bir sonraki Fibonacci direncimiz bulunuyordu. Bu direncin üzerine çıkıldıktan sonra 6-40'lara doğru bir hareketliliğin olma olasılığı veya sonra bir sonraki takip etmemiz gereken direnç olarak 6.40 seviyesinin mevcut olduğu bir ortamda şuradaki direnç bölgesi net bir şekilde aşılamayarak geri dönüş yaşandı ve bu geri dönüşte ise ilk takip edilmesi gereken nokta bir önce kırmış olduğumuz 5.98 direnci olacaktır. Yani daha önce kırılan direnç artık destek konumundadır ve bu destek sorgulanmaya başlandı. Dolayısıyla 5.98'in aşağısında 5.95'ler görülmüş olsa bile halen 5.98 bölgesinde bulunuyoruz. Bu direnç bölgesinin veya bu destek bölgesinin şu an için artık bir destek olarak takip edilmesi gereken bir evrede bulunmaktayız. Altı seviyesinin aynı zamanda psikolojik bir öneme haiz olduğunu biliyoruz. Bu açıdan 6 seviyesi üzerine tekrardan bir geri dönüş olma ihtimalini yüksek değerlendirebiliriz. Zira bu son haberin e, bir manada spekülatif bir haber olma olasılığının yüksek olması nedeniyle. Ayrıca az önce ifade etmekte e, ifade etmeyi unuttum değerli arkadaşlar. Londra merkezli bir büyük bir yatırım fonu bulunuyor. 54 milyar dolar civarında bir parayı yönetmekte olan bir fon ve bu fonun yapmış olduğu açıklamalar Türk lirasının geçmiş aylara oranla daha cazip olduğunu ifade ediyor. Yani Türk lirasında 3-5 ay öncesine itibariyle şu an daha fazla bir prim potansiyeli olduğunu ifade ediyor. Ve özellikle Japon yerli yatırımcıların, parakende yatırımcılarının Türk lirası nezdinde uzun pozisyon yani Türk lirasının yükseleceği yönünde long pozisyonları çok çok üst seviyelere çıkardıklarını oldukça artırdıklarını ifade etmekte. Bu açıdan... 6 seviyesi aşağısındaki e, oluşabilecek olan fiyat hareketlerinin kalıcı olmayabileceğini ve 6 seviyesi üzerine artık yerleşip bu seviyeyi destek yapmak suretiyle kademeli bir şekilde yükseliş eğilimini devam ettirebilecek bir dolar seyrinin hakim olabileceğini şu an oluşan geri çekilmenin kalıcı bir geri çekilme olmadığını dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim tamamen şahsım adına. Şayet 6 seviyesi 6 direnci bir direnç olarak algılanır. 6 seviyesi üzerinde tutunmak adına bir gayret söz konusu olur ama bu başarılamaz. Şu veya bu sebeple yeniden 6 seviyesi bir direnç konumu olarak konumunda değerlendirilecek olur ise bu durumda şurada görmekte olduğunuz 5.84 seviyesi, 5.85 seviyesi karşımıza çıkacaktır. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşanmak suretiyle 6 seviyesinin üzerinde tutunamayan dolar için artık dolarda yükseliş umutları bitmiştir ve dolar bir şekilde tekrardan önemli bir geri çekilme yaşayacaktır şeklinde bir psikolojik etki ve baskı yaratılmak suretiyle 5.85'lere kadar bir geri çekilme eğilimi de söz konusu olabilir. Bu ihtimalin de var olduğunu dikkate almak lazım. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki arkadaşlar, düne kadar asla do altı seviyesinin aşağısına gelmez deniliyordu. Ama gelmez, olmaz, daha da yükselmez, daha da düşmez diye bir kavramın hiçbir şekilde piyasalar için geçerli olmayacağını herhalde bir kere daha anlamış olmalısınız. Bu açıdan benim de şahsım adına net bir şekilde referans olarak kabul ettiğim, Net bir şekilde destek olarak sorgulayacağım 584-586 bölgesi olacaktır. Bu seviyenin aşağısına bir geri dönüş olmasını şansım adına beklemiyorum. Ancak dediğim gibi böyle bir durum olacak olur ise de benim için de bu bölge bir stop loss sebebi olacaktır. Değerli arkadaşlar bir diğer açıdan konuya bakalım isterseniz bu hafta itibariyle bu pardon ee, günlük grafiklerimiz itibariyle baktığımız zaman da 586 seviyesinin Pazartesi günü için bir pivot desteği konumunda olduğunu görmekteyiz. 603 seviyesinin üzerine bir atak 603 bölgesi haftanın pivot noktasıdır. Pardon. Pazartesi gününün pivot noktasıdır, günlük pivot noktasıdır. Bu pivot seviyesinin üzerine çıkılır ve bu seviye tekrar destek haline getirilirse yeniden 6.12 6. bölgesine doğru bir atak yaşanma olasılığı söz konusu olacaktır. Değerli arkadaşlar bir diğer grafiğimizle konuya devam edelim e, isterseniz hassas çizimlerimizi yapmış olduğumuz grafiğimizde arkadaşlar bu grafiğimizi tanıyorsunuz zaten ve bu grafiğimde arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizgilerimizin oluşturduğu bir nokta bulunuyordu bu seviye e, yükselen kanal e, içerisinde olduğumuzu ifade eden bir görüntüydü ve 615 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu ifade ediyordum. 620 ile 623 arasında özellikle 623'teki aylık pivot direncimizin yani arkadaşlar şuradaki ee, arkadaşlar şu şekilde size ifade edeyim veya göstereyim daha kolay bir şekilde. Evet. 623 seviyesindeki Evet. 6.23 seviyesinde gördüğünüz bir aylık pivot direncimiz bulunuyordu. Bu Mayıs ayı için geçerli bir olan pivot direncimizde ve sizlere bu grafiğimle size aylık olarak birinci pivot direncimizin 6.23 noktasında olduğunu ve bu noktaya çok özel bir dikkat edilmesi gerektiğini sürekli olarak vurgulamıştım. Zira 6.25'te yakınlarından bir geri dönüş yaşandığını biliyorsunuz. Sizlere 5.84 ve 5.86 bölgesinin çok kritik bir destek olabileceğini, bu bölgeye kadar bir geri çekilme ihtimali söz konusu olsa dahi bu bölgenin aşağısını beklemiyorum ifadesini kullanırken referans aldığım noktalardan bir tanesi de Mayıs ayı için pivot seviyesinin 584 olması. Arkadaşlar 584 seviyesi demek illaki bu seviyeye kadar bir geri çekilme olacaktır demek değildir. Ancak şu sert fiyat hareketlerinin olduğu süreçte gecenin bir saatlerinde dar ve sığ piyasalarda yapılan müdahalelerin söz konusu olduğu bir süreçte bu noktaya kadar bir geri çekilme yaşanır ise eğer bunu sürpriz olarak karşılamamak gerekiyor. Bunu ifade edebilmek bakımından sizlere bu 584 seviyesini zikretmekteyim. Bir diğer yandan arkadaşlar haftalık verilerimize bakacak olur isek haftalık pivot sistemimizde diyor ki 584 seviyesi birinci pivot desteğidir. O halde birçok noktada karşımıza 584 586 bölgesi çıkıyor. Bu noktaya özellikle özellikle dikkat çekiyorum haftalık pivot seviyemiz 604 olarak tanımlanmış. 604 605 bölgesinin üzerinde kalabildiğimiz müddetçe 613 ve 613'ün üzerinde kalıcı kapanışlar yaşanabilir ise bu kez 6623 direnç bölgesinin de aşılıp 6.33'lere ve hatta 6.42 seviyesine doğru yukarı bir eğilimin devam edebilme olasılığı vardır. Bu seviyeleri niçin veriyorum arkadaşlar? Bu seviyeler benim teknik hedeflerim değildir. İlla şu günü şu olacak anlamında bir öneri değildir. Sadece bu tarz bir yükseliş söz konusu olduğu zaman 6.23'ün aşılması durumunda hangi noktaya dikkat etmeliyim? Hangi noktadan bir satış gelme ihtimali vardır? şeklinde sizi uyarabilmek içindir. 6.13'ün üzerinde 6.23 seviyesine bir kere daha dikkat edilmeli. 6.23 aşılır ise 6.33'e 6.33'te geçilir ise bu kez 6.42'ye dikkat edilmeli ki bir anda yaşanabilecek olan sert satışlarda e, bir zor durumda kalınmasın veya bu seviyelerde bir zorlanma görülüyorsa bu seviye bu zorlanmaya rağmen aşılacaktır şeklinde düşünülüp bu noktalardan alın yapılmasın diyedir. Evet değerli arkadaşlar e, tekrar bu grafiğimize döndük ve sarı kalın hattımız 5.98 seviyesini ifade ediyor ve 5.98 seviyesine kadar bir dönüş yaşandı. Aynı zamanda aynı zamanda şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrimiz ise 20 haftalık ortalamayı ifade etmektedir ki 20 haftalık ortalamamız arkadaşlar 5.94 seviyesine. Yansıtıyor ve zira biz Cuma günü gelen sert satışlarda bu 20 haftalık ortalamadan bir tepki görebildik. O halde 5.94 seviyesinin aşağısına gelinecek olur veya 5.94 desteği kırılacak olur ise bu durumda 5.84 seviyesine doğru bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini şu ana kadar ifade ettiğim 5.84-5.86 bölgesinin ancak 5.94-95 desteğinin kırılması durumunda gündeme gelebileceğine dikkate alabilirsiniz. Ee, bu seviyeyi de bir köşeye yazmanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlar bir de ee... 60 dakikalık grafikler bazında konuya bakacak olur isek 60 dakikalık grafiğimiz 6.25'ten gelen satış dalgasının 5.95'lere doğru devam ettiği süreci göstermekte ve gördüğünüz gibi sizlere 6.15 olarak verdiğim kritik seviyenin birkaç defa zorlandığını ama burası kırıldıktan sonra bu seviyenin üzerine tekrar çıkılabilmesi noktasında başarılı olunamayınca bu kez 6.10 seviyesinin sorgulandığını 6.10 ile 6.02 arasında bir dalgalanma olduktan sonra bu seviyenin de net bir şekilde kırılmasıyla özellikle Cuma günü gelen haber etkisiyle kırılmasının ardından 5.95'lere kadar gelindiğini ama şu aşamada arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz %23.6'ya denk gelen 6.02.65 seviyesinin önümüzdeki ilk direnç konumunda olduğunu görüyoruz. Yani piyasaların açılmasıyla birlikte gerek gece 24'ten sonra gerekse yarın itibariyle takip etmemiz gereken en önemli dirençlerimiz birinci olarak arkadaşlar 6.02.65. Bu seviyenin geçilmesi durumunda bir sonraki direnç olan 6.06-6.07 bölgesi ve 6.06 ve 07 seviyesinin ötesinde ise 6.10 seviyesini görmekteyiz. Şahsi düşüncem itibariyle 6.10 seviyesine doğru bir atak yaşanabilecektir. Cuma günü akşamki olan yaşanan gelişmelerin ardından bugün 6.10'a doğru bir tepki eğilimi olabilecektir. Ancak 6.10 seviyesine doğru bir tepki eğilimi olur ise eğer takip etmemiz gereken 6.03 ve 6.07 seviyeleridir ki bu seviyelere 6.10'a yönelik bir atak olur ise buradan oluşabilecek olan geri dönüşlerde hangi noktanın destek alınacağını dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Özetle değerli dostlar Yarın için veya piyasalar açıldıktan sonra özellikle e, cuma günü akşam saatlerinde gelen o haberin genel anlamda piyasaların derin olarak işlem gördüğü, yoğun olarak işlem gördüğü anlarda genel yorumunun nasıl olacağını net olarak şu anda bilmek mümkün değildir. Fakat öyle bir tablo oluştu ki yapılan müdahaleler, yapılan açıklamalar, şunlar bunlar derken piyasada dalgalanma devam edecektir. Bu dalgalanmalarda hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini bilirseniz, en azından piyasanın yönünü biraz daha sağlıklı bir şekilde okuyabilirsiniz. Eğer 6.10 seviyesi aşılamıyorsa 6.07'ye doğru bir geri dönüş olabilir. 6.07 seviyesi aşılamıyor veya destek olarak çalışmıyor ise 6.03'e doğru bir geri dönüş olabilir. Şayet 6.98 6 aralığında bir tutunma yaşanamıyor ise bu durumda 5.94'e doğru tekrar bir geri çekilme olabilir. Eğer ki altı seviyesi bir direnç haline gelir, bir iki gün içerisinde aşılamaz bir özellik kazanır ise bu durumda arkadaşlar 5.84'e doğru bir geri çekilme ihtimalinin teknik manada oluştuğunu düşünebiliriz demektir. Arkadaşlar dolar tl ile ilgili olarak şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Bir de biop konusuyla ilgili olarak yarın dikkat edilmesi gereken seviyeleri sizlere ifade etmeye çalışayım. Biop konusunda arkadaşlar biop mayıs kontratları ile ilgili olarak 620 seviyesi bir destek pivot seviyemiz konumunda. Ancak piyasalar kapandıktan sonra dolar TL'de sert bir geri çekilme yaşandığı için eğer yarın piyasaların açıldığı anlarda dolar TL 608 6010 bölgesinde değil ise 6 seviyelerinde bir tutulma evresini hala yaşıyor ise bu durumda 6.03 ve 5.90 seviyelerine doğru bir geri çekilme riskinin bulunduğunu dikkate almak gerekebilir. Şu anda dolar TL'de, USD/TRY -TL kuru kuru ile bio piyasalar arasında yaklaşık 10 birimlik bir fark söz konusu oluyor ve 6.15 15 seviyesine dikkate aldığımız zaman. Pardon kapanışını 6.16 olarak dikkate aldığımız zaman Dolar TL'nin de yarın 6.10'lar civarında 6.02 bölgesinde bir seyir ile güne başladığını Eğer ki bu ihtimal dahilinde dikkate alacak olur isek Bu durumda onlar civarında güne başlama olasılığının var olduğunu dikkate alabiliriz Bu açıdan Dolar TL için pardon Viyop Mayıs kontratları için Özellikle 6.07 seviyesi önemli bir destek olarak izlenmeli. Bu desteğin kırılması durumunda 6.03'e doğru bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu dikkate almak gerekiyor. 6.20 aşağısındaki görüntü e, aşağı eğilimin biraz daha ön planda olabileceğini yansıtmakta. E, Merkez Bankası herhangi bir işlem yapmadı arkadaşlar. Cuma günü itibariyle herhangi bir ekstra bir short işlem yapmadı. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Değerli dostlar bu hafta biraz daha sık analiz vermeye çalışacağım. Dolar TL'deki hareketliliklerle ilgili fırsat buldukça gün içerisinde de ara analizlerle bu dalgalı süreç içerisinde ne oluyor ne bitiyor durumu biraz daha net yorumlamaya çalışacağız. Efendim şimdilik hoşçakalınız. İyi bir hafta diliyorum. Selamlar ve saygılarımla.